Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size bu iğne modelini nasıl tığa çevirdim onu anlatacağım. Evet arkadaşlar benim de çevirmiş olduğum modelim bu şekilde. Ara suyu ve çiçeklerin birebir aynısı arkadaşlar. Bakın hem de zarif de oldu. Normalde tığ oyası kaba bir şekilde olur. Buraları sahte sık iğne ile yaparak biraz daha zarifleştirdim arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar altının çimenini yaparak devam edeceğiz. Şimdi iki tanesini yaptım. Ara suyunun bir tanesini daha yapıp sonra çiçeğimiz için bu düz kayayı yaparak bitireceğiz. Evet, tek renk yemeni olarak düşünün arkadaşlar. Bunu turuncu bir yemeğini ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırladık. Ve iki tane tığ battımızın içine girdik. Üç tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Ve hemen yandaki tığ battının içine girerek bu üç zinciri buraya sahte sık iğne ile kapatıyorum. Yine üzerine 3 tane zincir. Yine aynı şekilde kapattım. Bakın kapattıktan sonra bir zinciri üzerine çekiyoruz. Hemen çünkü sağlam olması için. Şöyle ters tarafına çevirdim. Duruşu da aynı arkadaşlar. Bakın zürafayı anımsatıyor. Bir zincirimizi buraya sahte sık iğne ile yine kapatıp Burada kesim işlemi uyguluyoruz. Bakın. iki olan tığ battı. 1'e düşecek. Yine 3 zincir. Tabi dibinde çektiğimiz bir zinciri sayarak 3 zincir. Evet yandaki tığ battıya aynı şekilde girdim. Tığımdaki ipi öne doğru tığımın önüne doğru ittirdim. içinden geçtim. Yine bir zincirimi çekip şöyle düz tarafına dönüyorum. Böyle daha zarif oluyor arkadaşlar gerçekten iğne gibi duruyor bu şekilde olursa. Tığımdaki ilmekten geçtim. Üzerine bir zincir. Bakın. Çok da güzel bir görünüşü oldu. 8 tane zincir çekiyorum. Evet. 8 tane zincirimi çektim. Hemen bir yanındaki tığ battımın içine sık iğne ile bunu sabitliyorum. Bakın sahte sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip aynı işlemle yani sahte sık iğne işlemiyle bu şekilde 8 tane tığ battı yapıyorum. Hemen yandakine girdim. Sık iğnemle sık iğne diyorum yani arkadaşlar sahte sık iğne demedim. Anlıyorsunuz işlem öyle aynı olunca. Bakın arkadaşlar bu şekilde 3 zincir yandaki tığ battıya tığımdakinden 5 3 zincir 6 7 3 zincir ve 8 8 tane bu ara mesafesini verdim bakın arkadaşlar. Ara suyunu yaptık. Bu düz kayaları, minik kayaları yaptık. 8 tane de bu şekilde tığ battı mesafesini verdim. Bir zincirini de çekmiştik zaten arkadaşlar. Bakın dönüşte. Aynı şekilde kesim işlemini gerçekleştirip hemen yanındaki tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Bu yaptığımız küçük kayanın büyüğünü yapacağız arkadaşlar. Yani buraya 3 tane yapacağız yuvamızı. 3 zincir kapattım. 3 zincir kapattım. 3 zincir. zincir aynı şekilde bakın 4 tane de buraya kaldı arkadaşlar. 3'ünü biz yuva yaptık. 4 de ara mesafesi olarak gülümüzle yer bıraktık. Bir zinciri zaten çekmiştik. Hemen dönüyorum. Ve yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir sıradaki yuvaya bunları kapatarak yuva yapacağım. Sıradaki yuvaya yavaş yapıyorum ki arkadaşlar daha inşallah video işe yarayar anlayışlı bir video olur her aşamasında inşallah kameramız çekiyordur size faydalı olsun diye 3 zincirimi çektim hemen bakın bir taneye düşürdük tek olan yuvamı da bu şekilde yaptım şimdi arkadaşlar 9 tane zincir çekiyorum çevirdim 9 zincirimi burada hani sık iğne ile dönmüştük ya şu bir yuvayı yapmadan dibine Oraya arkadaşlar sık iğnemi aralayıp bu 9 zincirimi sahte sık iğne ile yine kapatıyorum. 2 tane de zincir çektim. Şöyle bir alta indim. Bakın arkadaşlar bunu 5-6 zincir çekip de inebilirsiniz. 2 zincir 2 zincir de aşağı inebilirsiniz. En son aşamaya da indim. Şöyle arkadaşlar tığ battı mesafesine de indim. Bakın köşeyi de bu şekilde ikişer zincir çekerek indim. Ortaya da 9 zincirli yuva yaptım. Şimdi bu 4 tane tığ battı mesafesini verip 3 tane demin gösterdiğim bu düz kayaları yaparak bitireceğiz arkadaşlar. Nasıl olsa bunları beraber yaptık arkadaşlar. Hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Daha fazla vaktimiz gitmesin. Evet. Yapmış olduğumuz bu kayamızın üzerindeki 9 zincirli yuvanın içine şimdi Eflatun rengimizle arkadaşlar bu şekilde bir sık iğne yaparak ipimizi buraya tutturuyoruz. Evet ipimizi buraya sık iğne ile sabitledik. Şöyle en köşeyi geçirelim biraz arkadaşlar. Tam o tutturmamıza gerek yok. 9 zincir gayet rahat bol bol alıyor. Üzerine bir zincirimizi çekelim. Şöyle İpimizi uzatalım. Zincir dibinde sıkı olsun arkadaşlar. Sonra sağladığımız zaman kalıp gibi kirpiklerimiz olsun. Aparat olarak kulak çöpünü kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu seviyede istediğiniz tığının kapağına diğer malzemeleri, çay karıştırıcısını da kullanabilirsiniz. Ama bina bu aparat olarak böyle modellerde bu bence en güzel ölçü. Yine aynı şekilde bakın şöyle dibinden 9 zincirli yuvadan 1, 2 zincir çekerek sıkı sıkı buraya arttım. Bu yuvanın içine tam 11 tane bu şekilde ilmek toplayacağız arkadaşlar. Bakın her aldığımız ilmeği de şöyle zinciri şöyle oynatarak bu 9 zincirli yuvayı oynatarak oturttuğumuz zaman arkadaşlar birbirine yakın güzel oluyor. Çözünürlüğümüz geldi. Şimdi arkadaşlar bakın bu yuvanın içine giriyorum. Bir, iki zincirimizi çekip bu şekilde aparatıma takıyorum. Şöyle her, her, yapışta olmasa da şöyle arada bir oynatın arkadaşlar. Morlar birbirine yakın olsun boşluk olmasın. Evet bu şekilde 11 tane dolduralım arkadaşlar hızlı bir şekilde ben 11 tane dolduruyorum. Evet bu şekilde 11 taneyi 9 zincirli yuvaya doldurduk arkadaşlar. Bakın en son sağlamadan önce yine buraya şöyle sıkı sıkı 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Hemen şöyle çevirdim. Bakın şöyle kıvırdığımız zaman hemencecik bu şekilde aparatta kolay bir şekilde çıkarıyoruz. Şöyle elimizle de yapıştırırız arkadaşlar. Açılır açılmasa da şöyle arkadaşlar şimdi ben bunları teker teker yuvalar yaparak açacağım. Şöyle tığımdaki ilmeği onların seviyesine getirdim. Bakın, büyüklüğüne getirdim. En yakın ilmeğimin içine bu şekilde sahte sık iğne yaparak buraya bir sık iğne yaptım. Birleştirdim yani. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüşte zaten arkadaşlar bir zincir çekmiştim. 2 daha çektim 3 oldu ilmek alıyorum. Bakın bu şekilde kolay bir şekilde. Kımdaki ilmeği üzerine yükleyince arkadaşlar kaydırınca bu şekilde kolay bir şekilde sahte sık iğne yapabilirsiniz. Yapımı zor değil. Bakın ilmeği ilmeğin arasından çıkarıp bu şekilde 3 zincir her bir yuvaya üçer zincirli yuva yapıyorum. Her bir ilmeğin arasına bu şekilde 3'er zincirli yuvalar yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar gelelim yuvalar yaparak. Başa kadar aynı 3 zincir çekerek gösterdiğim gibi başa kadar geldim arkadaşlar. Ve buradaki yuvamın içine en son yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim, döndüm. Buradaki yuvanın içine. Köşedeki yuvanın içine 3 tane zincir çekiyorum. Yuva yaptım. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. 3 zincir çekip 2 sıra bu şekilde. Şimdi düz tarafındayız arkadaşlar. Demin ters tarafındaydık. Şimdi düz tarafından bu şekilde üçer zincir yaparak başa kadar gelelim. 2 sıra üçer zincirli yuvaları bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bir kirpiğin üzerine bir de yaptığımız üç zincirli yuvaların üzerine yine üç zincirli yuvalar yaptık. Başa kadar geldik. Boyu üç zincirli yuva sayımız 11 olacak arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. 11 olması için buraya tekrar bir tane daha batmak gerekiyor arkadaşlar. Bu kapattığım yukarı çıktığım nokta var ya oraya da bu şekilde sayının 11 olması için bir tane daha 3 zincirli yuva yapmamız şart. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir zincir veya iki zincirle dönebilirsiniz yaptığımız bu üç zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum bu yuvamın üzerine büyük bir yuva yapacağız. 3 4 5 Şöyle açalım. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Ortada bir tane yuva bırakıyorum. Yanındaki yuvanın içine bu 3 zincirli yuvanın içine bakın arkadaşlar. Bu şekilde bu 10 zincirimi buraya sahte sık iğne yaparak kapattım. Yine aynı şekilde 10 tane zincir. 10 zincirimi çektim. Bir tane ortada bırakıp hemen bakın. Bir tane ortada ikinci yuvanın içine 10 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde buralara 5 tane yuva yapacağım. 7, 8, 9 ve 10. Hemen bir tane atlayıp ikinci yuvanın içine kapattım. Yine 10 zincir. Bir tane yuva bırakıp ikinci yuvamın içine kapatıyorum. Yine 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi bakın. 11 tane arkadaşlar yuvayı hiç eksiltmeden veya çoğaltmadan yaparsanız bu şekilde 5 tane yuvanız oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya yine bir zincirle dönüyorum. Düz tarafına döndük. Düz yüzüne döndük. Bu yuvalarımızın içini bu şekilde arkadaşlar 5 tane yapacağım ilk önce. Sık iğnelerle dolduruyorum sahte sık iğne ile. 3 4 ve 5 5 tanesini buraya yaptım köşeye. Bir zincir çekiyorum. Şöyle buraya 3 tane ilmek çıkaracağım. Hemen aynı aparat arkadaşlar. Bakın bunu da aynı. Bunu da aynı aparatla yapıyoruz fazla aparata gerek yok. Hepsi aynı aparatla oluyor. Yine aynı şekilde bakın. Bu 10 zincirli yuvama girdim. 1 2 zincir. Bu dibine zincirini gayet sıkı çekin arkadaşlar. Böyle kalıp gibi bir kirpiklerimiz olsun. Evet, yine aynı şekilde. 1 2 zincir. Buradaki hemen yuvama şey yani aparatına takıyorum 3 tane yapıyorum arkadaşlar bakın Tığımdan gelen ilmekten aldım Bir tane de yuvadan çıkarıyorum Şöyle sahte sık iğne yapıyorum Bu bir Aynı işlem 2 Aynı işlem 3 Aynı işlem 4 Yani sahte sık iğne aynı işlem dediğim arkadaşlar Bu şekilde 5 tane yaptık. Diğerine diğer yuvaya da arkadaşlar sık iğne yaparak geçiyorum bu şekilde. Şimdi aynı işlemi buraya da 5 tane yapıp bu şekilde arkadaşlar kirpik yapacağız. Şöyle sola doğru kirpiklerimi kaydırıyorum. İnşallah net gözüküyordur arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle kirpikle yapıyoruz aynısını arkadaşlar bu bir tane de aynı 5 tane buraya sık iğne 3 tane kirpik 5 tane de bu tarafına sa sahte sık iğne yaparak diğer 5 tane işlemi de aynı şekilde yapıyoruz hemen ben diğerlerini dört tanesine doldurup geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde ilk gösterdiğim size bu kirpiğin tarzından diğer dört tanesinde bu şekilde yaptım arkadaşlar. Diplerine bu şekilde iki tane zincir çekerseniz kirpikler de kalıp gibi çıkar sıkı sıkı arkadaşlar. Evet. Bu daha önce sizler için hazırladığım yeşil arkadaşlar şeyim, çiçeğim. Bu da mor çiçeğim. Evet, model amaçlı arkadaşlar. Siz istediğiniz renklerden, istediğiniz tülbentlere bu şekilde yapabilirsiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın, ara suyuyla Böyle bir turuncu yazmada rengarek düşünebilirsiniz bu çiçekleri. Evet, modelim bu. Evet arkadaşlar, yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.